Şimdi kardeşler, öyle günahlar vardır ki, bu günahlar sadece işleyenlerle sınırlı kalmaz. Sadece işleyenlere azabı getirmez. Aynı zamanda ona sükut eden, o fiili işlemese bile ona rıza gösteren veya o fiilin işlendiği yerde bulunan insanlara da isabet eder. Onları da Allah korusun o zalimlerle birlikte helakın içerisine sürükler. Dolayısıyla biz sadece günah işlememekle mükellef değiliz. Biz aynı zamanda günah işleyen insanlardan uzak durmakla da mükellefiz. Sen günah işlemedin, tamam. Kurtardın mı? Hayır. Sen aynı zamanda günah işleyen insanlarla da beraber olmayacaksın, onlardan uzak duracaksın, onlardan beri olacaksın ki Allah'ın azabına maruz kalmayasın. Bakın ben bir ayet okuyayım size. Buyuruyor ki Rabbimiz, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةً Öyle bir fitneden, öyle bir imtihandan, öyle bir beladan sakının ki sadece sizden zalimlere erişmez o fitne. Mazlumlara da erişir. O günaha bulaşmayan insanlara da erişir. Demek ki dedim ya, sadece zalimlere erişmez Allah'ın azabı. O zalimlere sükut eden herkese erişir. Bu nedenle kesinlikle kardeşler, biz zalimlere sükut etmeyeceğiz. Gücümüz yetiyorsa elimizle, ona gücümüz yetmiyorsa dilimizle, ona da gücümüz yetmiyorsa en azından kalbimizle buğz edeceğiz. Onların bulunduğu ortamlarda olmayacağız. Bu şekilde onlara tepki göstererek en azından Allah'ın azabından uzak durmaya çalışacağız. Yani bu gerçekten çok önemli bir husus.